inanlar. İnsanlara kıymet, değer verir. İnsanın kendisini övmesine ya da yermesine kıymet, değer verir. Böylesi bilsin ki, evet, Rabbini her şeyden çok sevememiştir. Allah böyle bir imanı kabul etmiyor, bunu bilmelidir. Evet, Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? Sen onların üzerine ne kadar düşsen de, onlar iman etsin diye ne kadar haris davransan da, insanların çoğu iman etmez dedi Allah. İman edenler de imanına şirki karıştırmadan iman etmez dedi. Evet. Kardeşlerimiz nasıl Allah'a vasıl olmak için yolculuk yapıyorsa mutlaka bu yolculuğu biz de yapmışız. Evet, bu yolculuğu yaparken, Mürşid-i Kamil'e tabi olup bu yolculuğu yaparken evet, ne dedik? Her gün biraz daha Rabbine yaklaşır. Yaklaştıkça onun gönlündeki muhabbet, onun gönlündeki Rabbine olan hasret şiddetlenir. Evet, şiddetlenir. Sonra o dışarıya akseder. Yani bedeninin üzerinde de etkisini göstermeye çalışır. O muhabbet benim zahiri olarak da üzerimde görünmeye başlayınca sık sık elimi atıp göğsümü kontrol etmek zorunda kalıyorum. Niye? Zannediyorum ki evet, yanıyor, gömlek de beyaz, yine de beyaz gömlek giydiğim için şimdi dış taraf yanarsa belli olacak diyorum. Dışarıdan görünecek. Arada bir kontrol ediyorum. Yani yanıp yapıştı mı yoksa yapışmadı mı diye çekiyorum böyle. Dışarıya aksetmiş artık. Bunun nasıl bir şey olduğunu yaşamadan anlamak mümkün değildir. Ama önümüzde böyle bir hal vardır. Evet, kardeşlerimiz bazen mesela müşahede ettiklerini anlatıyor. Her birinin neyi, nerede müşahede ettiğini elbette ki biliyoruz. Nasıl bir müşahede yaptığını elbette ki biliyoruz. Bütün bu müşahedelerin hepsi Allah'ın isimlerinin nurun tecellisiydi. Daha hiçbir tanesi zati müşahadeyi yapmamıştır. Ama olacak, önündedir. Benim istediğim budur. Benim istediğim bu yoldaki müşahede değildir yalnız. Bu yoldaki müşahedeyi Allah kimine açar, kimine hiç açmaz. Bu bir eksiklik değildir. Açılmışsa fazlalık değildir, açılmamışsa eksiklik değildir. Evet. Amaç, gaye, evet, Allah'a vasıl olmaktı. Varacağımız son yere varmaktı. Seyrettiklerimiz, müşahede ettiklerimiz yoldaki müşahedeydi. Evet, asla bunlar bizi meşgul etmemeli, evet, benim işim bitti dememeliyiz, demiyoruz. Bilelim ki oraya vardığımızda rahat ederiz. Özgürleşiriz önce. Nefsimizden kurtulmuş oluruz. Benliğimizden kurtulmuş oluruz. Rabbimiz tecelli eder. Onunla var oluruz. Varlıkta artık onunla oluyor ve tadıyoruz bunu. Herkesin önünde böyle bir yol vardır. Ama yolu isteyen gidiyor. Evet, Allah sen ne kadar düşkün olsan da insanlar iman etsin diye çok iman etmez dedi. Bana düşen bu düşkünlüğü göstermektir. Bizimle beraber olanların Allah'a vasıl olması için evet, çaba gayret sarf edip bu düşkünlüğü göstermektir. Gelseler de bu düşkünlüğü göstereceğiz, gelmeseler de.
Yapılması gereken şey, emaneti sahibine teslim etmektir. Nedir emanet? Ne buyurdu ayet-i kerimede? Biz emaneti göklere, yere, dağlara yükledik. Onlar onu yüklenmekten çekindiler. Ama insan onu yüklenmekten çekinmedi. Çünkü insan zelum ve cehur idi. Kapkara bir zulmet, kapkara bir cehalet. Sıfır tabiri caizse. Bu emanet Allah'ın insana nefhettiği ruhtur. Göklerin yüklenmekten çekindiği emanettir bu. Onun hakkını veremem diye. Hakkını nasıl veriyorsun? Hakkını verebilmen için ne yapman gerekiyor? Onun hakkını vermiş, peygamberleri Allah gönderiyor. Bak, hak böyle verilir diyor. Böyle Allah'a teslim olunur, böyle iman edilir, böyle Allah'a haşyet duyulur, böyle Allah'a karşı edepli olunur. Varlığından böyle geçmelisin. Aklından, iradenden, ilminden, varlığından böyle geçmelisin. Böyle geçip bu emaneti sahibine teslim etmelisin. Evet, senin varlığın emanet. Birinin varlığı emanetse ona ait ne olabilir? Bir şey bir başkasının mülkü ise o herhangi bir şeye sahip olabilir mi? Sen Allah'ın mülküsün. Allah senin melikin ve malikindir. Sana ait nasıl bir şey olabilir? Sen bundan kurtulursan, emaneti sahibine teslim edersin, edebilirsin. İki günü müsavi olan ziyandadır. Nasıl ziyandan kurtulabilir? Her gün biraz daha Allah'a teslim olmakla, emaneti biraz daha teslim etmekle. Ama bunun tek bir yolu vardır. İbadetle olmaz. Zikirle olmaz. Akıl ile olmaz. İlim ile olmaz. Neyle olur? İman ile. İman. Aşk ile. Muhabbetle. Dense ki bende muhabbet yok. Allah'ın verdiğini inkardır bu. Çünkü Allah onun varlığını muhabbetten yaratmış. Ruh saf aşktır. Saf muhabbetten, saf aşktandır ruh. Yani biri dese ki ateş sıcaklık vermiyor. Bu ne kadar saçma bir şeyse insan bende muhabbet yok dediğinde o söz bu kadar saçmadır. Sen aşksın zaten. Ne yapman gerekiyor? Evet. O muhabbetin etrafına ördüğün duvarı kaldırman gerekiyor. Duvarı yıkman gerekiyor. Onu perdelemişsin. Onu örtmüşsün. Neyle örtüyorsun? Başka sevgilerle. Başka sevgilerle etrafını örmüşsün. Onun o harareti o dış tarafa vurunca sen başka şeyi sevdiğini zannediyorsun. Aslında öyle bir şey yok. Sadece zanna kapılmışsın. Aslında sen Rabbini seviyorsun. Rabbine aşıksın, Rabbini istiyorsun. Bilsen de böyledir, bilmesen de böyledir. Ama sen onun etrafını başka sevgilerle örtünce başka sevgileri görüyorsun. Evet, çekersen onu, o perdeyi göreceksin ki sen Rabbine aşıksın. Sadece onu istenmişsin.
Onun için insan nerede bir güzellik görse ona meyleder. Beğendiği şey bu benim olsun der. Onun olunca ne olur? Bakıyor ki boş bir şeymiş. Gönlünü mutmain etmiyor. Mutmain olmaz. Gönül ancak Allah ile mutmain olur. Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah ile beraber olmakla mutmain olur. Allah'ı sevmekle mutmain olur. Bu mutmainin gölgesiydi yalnız. Ancak Allah'ın cemalini müşahadeyle mutmain olur. Bu gerçek itminandır. Vuslatı bilenler, Rabbini bilenler, ona kavuşmadıkça, vasıl olmadıkça asla rahat edemezler. Onlar için rahat olmaz. Olmamalıdır. Eğer biri Allah ile beraber değilse, onu sevmiyorsa, onun ottan ne farkı vardır? Ya da onun bir taştan ne farkı vardır mesela? İnsana göre taşın bir hakikati, otun bir hakikati vardır. Onun da manevi bir hali vardır. Bütün varlığı. Çünkü hepsi Rabbini tesbih eder. Hamd ile tesbih eder. Evet. Yolu beraber yürüyeceğiz inşallah. Evet, hep beraber yola çıkmışız. Yolu tamamlayacağız inşallah.